Tamam, Aytaç benim elimi tutmak istiyor. Gel Aytaç, bakalım. Aytaç, isteğin, arzun, dileğin ne var şimdi? Sağlık başta olmak üzere diğerini söyleyelim. İyileşmek. Tamam, iyileşeceğiz Allah'ım. Yalnız dua ediyoruz. Aytaç iyileşecek. Başka ne istiyor? Devlet babadan, devletten ne isteyin var? İyileşince o zaman bu buradakileri bir yere gönderelim böyle. Ay inşallah. İyileşeceksin Aytaç. Ben inanıyorum sana. Ben dualarımda eksik etmeyeceğim. Bak bütün sevenlerin de burada. Aytaç iyileşecek. Aytaç bak bir. Tut. Önce kalbini keselim. Tut bakayım yakışıklı. Evet. Kalbinin ortasını bana verecek şimdi Aytaç. Değil mi? Aa. Oo, bravo! Bütün alkışlar, bütün kalpler, bütün mutluluklar, bütün sevgiler, bütün dualar sana. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Polis. Polis. Oo. 23 Nisan'da seni polis arabası ve polis kıyafetiyle gezdireceğim. Şurasını yükseltelim. Aytaç'a soruyorlar ne istersin diyorlar. Osman Başkan elimi sıkı sıkı tutsun, benim doğum günümü kutlasın diyor. Ben de duyunca tabii kayıtsız kalamadım. Bizim önceliğimiz çocuklar, onların tırnaklarına kurban oluruz biz. Bizim belediyecilik anlayışımızda onların geleceğine yatırım yapmak vardır. Aytaç da özel bir çocuk, lösemi hastası, 8 yaşında. Mutlu etmek istedik, sonra söz verdik. Hayali polis olmakmış. 23 Nisan'da onu polis kıyafeti ve polis arabasıyla gezdireceğiz. İnşallah iyileşir. Tüm böyle yardım bekleyen, hasta olan çocuklarımız, bireylerimiz, ebeveynlerimiz, onlara Allah'tan uzun ömür ve sağlıklı yıllar diliyorum. Yerel yönetimlerin de böyle duyarlı olması gerekir diye düşünerek bir kubbeye hoş bir seda derler ya, hayatına dokunmak istedik. Aytaç mutluydu, biz de mutluyduk. Yani ben çok duygulandım, gözlerim doldu. Yani hissettirmememiz gerekiyor ama bir çocuğun ben iyileşmek istiyorum diyor ya, Haluk Levent'in parçası var ya, Elfida diyor böyle, sen hayallerimdesin diyor. Gerçekten bizim Elfidalarımız da Aytaçlarımız olur. O da biliyorsunuz bir lösemi çocuğa yazılmış bir parça. Biz de dualarla, hayırlarla anarız diye düşünüyorum inşallah. Hadi geçelim.